Ne yaptılar? Benim devemi çaldılar. Öyle mi? Evet müminlerin emiri. Öyleyse Allah'ın hükmünü uygulayacağız. Peki o deveyi ne yaptınız? Onu kestik, etini yedik ve yedirdik. Bunu yapma nedeniniz neydi? Söyle hadi onu dert etme. Açlık müminlerin emiri. Açlık bizi yendi. Adamlarını doyurmuyor musun Hatip? La havle ve la kuvvete illa billah. Merhametinize ne oldu? Çalıştırıyorsunuz ve aç bırakıyorsunuz. Allah'ın haram kıldıklarını yeseler bile onlara helal kılınır. Ve şu ayetin hükmünde olurlar. Kim mecbur olur ve zarureti aşmaksızın yerse ona bir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah bağışlayandır. Zaruret nedeniyle yaptıkları için ceza yok. Şüpheli durumlarda ceza vermemem, ceza vermemden daha hayırlıdır. Siz gidebilirsiniz. Peki ya benim devem ne olacak? Vallahi, nasıl ki onların cezasını kaldırdıysam seni daha ağır şekilde cezalandıracağım. Burada asıl suçlu olan sensin. Ya Muzeni, bu deve senden kaça istenmişti? 400 dirhem müminlerin emiri. Ona 800 dirhem vereceksin. Değerinin iki misli. Evet, öyle. Bunu adamlarına soracağım. Bir daha günah işlemelerine neden olacak kadar aç bıraktığını duyarsam o cezayı sana veririm. Konu kapanmıştır. Allah'ım, Kur'an ve peygamberinin sünnetinde bulamadığım bir konu hakkında doğru hükmü vermek için elimden gelen her şeyi yaptım. Elimden geldiğince ıslah etmek istedim. Benim dinden anladığım şey budur. İsabetli karar verdiysen yardımın sayesindedir. Hata yaptıysam nefsimdendir. Sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Ey Ebu Hasan! Dava ve şikayetlerine baktığım insan sayısı çoğaldı. Davaları aramızda paylaşsak, sen de hakemlik etsen ve hüküm versen. İlim sahibi, ümmetin imamlarından bir imamsın. Bir meselede bir hüküm versem, sen de bu hükmümü duysan, başka hükmü uygun görsen ne yapardın? Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinin belirttiği konularda hiçbir ihtilaf yoktur. Ve sen Ebu Hasan, insanlar arasında bunu en iyi bilensin. Kişinin takdirine kalmış konularda ikimiz de eşitiz. İkimiz de görüşümüze göre hükmederiz. Kendisiyle aynı görüşte olmasam da Ebu Hasan'ın verdiği kararı asla iptal etmem. Allah bizi doğrudan ayırmasın. Öyleyse yaparım müminlerin emiri. Allah beni senin bulunmadığın bir toprakta yaşatmasın. Ey insanlar! Resulullah'ın döneminde hiçbir zaman benzeri yaşanmayan durumlarla karşılaşıyoruz. Ve Allah'ın kitabında bunlarla ilgili bir hüküm bulamıyoruz. Kendi görüşümüzle dinin amacına uygun ve halkın yararına göre karar veriyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. Resulullah görüş ve kararlarında doğruydu. Çünkü Allah ona yol gösteriyordu. Ama artık vahiy kesildi. Evet, doğru söylersin. Bir görüşte bulunduğumuzda kimse bu Allah'ın hükmüdür demesin. Bunu diyen Allah adına konuştuğunu, Allah'ın sadece kendisine ilim ve maksatlarını verdiğini iddia etmiş olur. Ona karşı çıkarsanız Allah'a karşı çıkmış gibi olursunuz. Ve Allah da kafir olduğunuza hükmeder. Ve hatta öldürülmenizi emreder. O zaman vallahi bu durum bir felaket olur. Doğru söylüyorsun. Evet, öyle, doğru. Haklısın müminlerim. Herkes kendi görüşünü söyler. Ve aynı meselede de farklı görüşler ortaya çıkabilir. Dahası bugün bir görüşe sahip olur. Sonra daha iyisini görürse ilkinden vazgeçer.
Bu nedenle karar alırken istişarede bulunmak en doğrusudur. Evet, doğru söylersin. Bir meselede kendi görüşüme göre hükmettim. Ve birinin şöyle söylediğini duydum. Bu görüş Allah'ındır ve Ömer'indir. Onu şiddetle cezalandıracaktım. Söylediği söz ne kötüydü. O sadece Ömer'in görüşüdür. Görüşüm doğru olursa bu Allah'tandır. Eğer yanlış olursa Ömer'dendir. Haklısın. Evet öyle. Ey insanlar! Ey insanlar! Sünnet Allah ve Resulünün yolundan gitmektir. Bu yüzden yanlış olan bir görüşü ümmete sünnet yapmayın.